Gerçekten öyle. Şimdi biraz havayı değiştirelim. Hatay'a gidelim. Çünkü bizim sevgili Sümeyye'miz, sevgili muhabir arkadaşımız geçtiğimiz hafta sonu Hatay'ın altını üstüne getirdi. Krepler, katmerler yedi. Yayında yapmıştık, hatırlasana, çok güzeldi. Çok güzeldi gerçekten. Şimdi bir de onlardan biri çok önemli. Hatay'ın hani öyle gidip görmeden geçemeyeceğim bir noktası vardır ki el yapımı halılar. Of. İşte orada sevgili Sümeyye Efendi ve bizler için derledi. İzleyelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne kadar sürede bitiyor? Bu tek kişi olursa 3-4 ay sürüyor. İlmek ilmek işlenir, bir halının ortaya çıkması için aylarca beklenir. Halı deyip geçmeyin, her biri el emeği göz nurudur. Hataylı kadınlar içinse halı dokumacılığı çok önemlidir. Halı bizim için çünkü aşk demektir. Mutluluk ifade ediyor. Ailemize destek oluyoruz. Alıyoruz, zevk alarak yapıyoruz. Ayrılamıyorsunuz. Kesinlikle. Evden nasıl kaçıp geleceğimizi bilmiyoruz. Bir an önce dokumaya gelmek istiyorsunuz. Aynen, çok güzel yani. Nasıl bir iş aşkıysa. Aziz dizisini izliyor musunuz peki? Evet, izliyorum. Evet, izliyorum ve en sevdiğim sahnesi de halı dokuma sahnesi. Halının anlatmak istediği bir şey var mıdır? Diziden biliyorum ben de. Evet, vardır. Halıları özel yapan şey hikayeleridir prenses. Hiçbir halı belirli bir taslakta dokunmaz. Mesela bir kadın evlenmek istiyorsa, aşıksa. Çiçekli, desenli. Hayat ağacı yuva kurmak isteyenler için bir motiftir. Efsan anlatsın mı o zaman halının motiflerinin ne demek istediğini? Anlatsın, o çok güzel de okuyor. Bir halı görsem onu hemen okurum. Nasıl? İşte misal, göz motifi ya da nazarlık işlendiyse onu dokuyan kişi mutluluğu bulmuştur. Bu göze gelmekten korkan birinin halısıdır. Küpe motifi işlendiyse onu dokuyan kişi benim artık evlilik çağım geldi diyordur. Saç bağı aşktır. Gönlünü bağlamıştır birine. Beni sevdiğime verin der. Derdimizi evde kimseye anlatamıyorsak burada sıkıntımızı, derdimizi anlatıyor. Nasıl güzel, halıya dert anlatıyor onlar, doğru mu? Aynen, aynen öyle. Ne söylüyor bu halı? Bu halı bülbülün ve gülün hikayesini söylüyor prenses. Günün birinde küçük, garip, kanadı kırık bir bülbül güzel mi güzel bir bahçede bembeyaz bir gülün yamacına düşmüş. Güle sokulmuş. Gül de onu yapraklarında saklamış, korumuş, kollamış. Küçük bülbülün bir lokmacık yüreği güle düşmüş. Bir elin nesi var, iki elin sesi var dedik. Ben de halı dokumaya geldim ama ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Gösterir misiniz bana? Tabii ki de gösteririm. Kolay mı peki? Bence kolay. Benim kızım var, 11 yaşında, o dokuyor. Bir şey söyleyeyim, şu cümleden sonra dokuyamasam da zaten burayı keserim, asla vermem. Öğrendin mi? Evet, öğrendim. Vay, evet, vay, vay. Gerçekten müthiş. Aziz diziyle hikayelendirmesi de ayrıca çok keyifli olmuş. Halı demek aşk demek Murat, ona göre. Kilim de aynı şekilde yani. Kilim de. Kilimi de yuva öyle... kurmak istiyorsan aile ağacı göndereceğim kilim diye. Kilim sevgiliye çağrı, aşka davettir. Kimi renkler şikayettir, kimisi de hasrettir. Güzelmiş. Hadi bakalım. Yani senin aile ağacı olan bir halı şey yapmanı
Ben renklere çeyize bakacağım. Koymanı istiyorum. Halı olur, kilim olur. Bu çok zahmetli bir iş gerçekten. Benim çocukluğumun bir bölümü Isparta'da geçti. Isparta halıları vesaire öyle. Tabii. Yani makine falan filan çok yoktu. Kadınların yazık şu kadar inceydi ki o elleri vesaire. Evet, görürdüm gibi. Ben böyle. Ben de yapmışlığım vardır. Evet. Ellerim çok müsait. Keşke devam ettirseydim. Ama çok meşakkatli çok, gerçekten. Çok zor bir iş. Gerçekten. Bir de pazarlık yapılıyorlar. Hani şu olur bu olur. Ya kadının eli emeği yazık o genç kızların yani hani. Bir de yani artık elemeyi, el yapımı halılar öyle çok da fazla yok yani. Yok. Kim nasıl kesinlikle yani? Dokunma. Çok zor bir şey çünkü. Burada ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ellerinize yaşatın döküyoruz. Bizim bu kültürümüz çok sadece kıymetli. Sadece Hatay'da değil, memleketin her bir tarafında tabii. Halı dokunuyor zira an itibariyle. Kesinlikle öyle.